Saat mi takıyorsun sen? Evet. Niye? Bu video... Saçların niye benim liseli gibi? Bu video, bu evde çekeceğimiz son video olacak büyük ihtimalle. Çünkü 5 gün sonra taşınıyoruz. Her şey çok hızlı gelişti. Ama benim için çok yorucu bir süreçti. Artık böyle rahat rahat taşınma sürecine geçmek istiyorum. Dönüşment. Merhaba. Mutlu musun taşınacağımız için? Mutluyum, evet. Ama şu an bu evde her yerde o kadar eşya var ki yürürken kolumu falan vuruyorum her yere. Evet. Çok mutluyum. Taşınmamız lazım. Gerçekten. Şurası. Yatağın üstü de felaket durumda şu an. Aslında şu an saçma olan şey evin aslında toplu olması. Toplu olduğu için böyle her yerde eşya var. Bura hariç yani. Burası toplu falan değil. İnsanlara yalan söylemenin anlamı yok. Yani çifte kavrulmuş sarılıyor. Çocukken hiç sevmezdim bunu. Sonradan anlıyorsun. Çok heyecanlıyım. Aslında bir senedir, 1,5 senedir, 1 senedir. Hı. 1 senedir beraber yaşıyoruz Umut'la. Evet, memnun musun bu durumdan? Çok. Sen? Eşyalarımı şey yaparken öyle demiyordun ama. Neyim? Çok ne? Eşyam var. Senin eşyan çok yok. Benim de çok eşyam yok. Ev küçük. Doğru. Hiç yani hiç sıkıntı yaşamadım eşyalarınla. Ben hatta tam tersine üzülüyordum. Senin eşyalarına yerimiz yok diye aşkım. Yaşadığım son emlakçı krizinden sonra çok güzel bir ev bulduk. Daha doğrusu ben buldum. Umut daha evi görmedi. Fotoğraflardan gördü sadece. Bana tamamen güvendi bu konuda. Teşekkür ederim aşkım. Rica ederim. Bence senin bu konudaki zevkin daha iyi yani. Herkes yerini bilmeli. Ben evi gördüm, beğendim. Bir şey söyleyeyim mi? Ha, söyleyebilirsin. Mutfak çok iyi. Evet. Ya yani mutfak iyi olmasa mesela görmek isterdim. Mutfak o kadar iyi ki geri kalanını iplemedim yani. Evet. Ha, mutfak ve salon çok net. Hani bir sürü şey canlandı kafamda, havaya girdim yani. Çok çok iyi. Bir tane ev turu, boş ev turu çekince zaten anlatırım neden özellikle orada istedim ama ben normalde açık mutfak seven bir insan değilim. Ama fark ettim ki açık mutfak sevmeme sebebim Türkiye'deki bu açık mutfak olayının aşırı kötü yapılması. Bizde şey yani mutfak yapacak yer yok, açık yapalım. Çok güzel bir açık mutfağı var. Böyle evde birisi varken onunla konuşurken ya da televizyonda bir şey izlerken, yemek hazırlarken, kahvaltı hazırlarken, içecek hazırlarken kendimi ve özellikle Umut'u hayal ettim açıkçası. Çok teşekkür ederim. Ondan sonra zaten bayağı vuruldum eve. Mesela orada kahvaltı da yapılabilir karşılıklı. Evet evet. Ya da arkadaşların gelsin mesela, bir kısım salonda oturur, bir kısım gelir mutfakta benle olur muhtemelen. Ya. Diyorum yani. Her seferinde şöyle yapınca Berkok çıkıyor arkadan, sinirimi bozuyor. Yeni eve götürmeyeceğimiz bir şeylerden biraz bahsedelim o zaman. Evet, buraya yeni gelecek olan kiracıya armağanımız bizim uğurumuz. Yani bu geldiğinden beri her işim aksıyor. Bunu astık, upload'umuz 3'e düştü. Çok heyecanlıyım. Bir sürü şey canlanıyor gözümde. Onu oraya koyarım, bunu buraya koyarım falan. Tam istediğimiz büyüklükte, istediğimiz... İstediğimiz fiyat aralığında, istediğimiz şekilde, istediğimiz yerde bir ev bulduk. Emlakçı süper bir insandı. Ev sahibi de süper bir insan. Evden çıkan kiracılar bile iyi. Evet. Yani o kadar yani. Her şey o kadar, evet. O kadar böyle güzel gitti ki süreçle ilgili. Hakkılar oluyor ama her zaman olmuyor işte yani. Güzel, iyi oldu. Çok güzel, evet. Çok, evet. Yani düz insan istiyorsun böyle, evet, şeylerden. Evet. Ekstra bir şeyi olmasın. Zorluk çıkarmasın. Vicdanlı bazı insanlar olsun. Gerçekten zorluk çıkarmak için bir takım şeyler yapıyorlar çünkü. Evet, evet. O hani hoş bir şey değil yani. Düz insan olsun yeterli. Biz de zaten hani evde skateboard park kurup kayacak değiliz yani, eminim. Ya insanın halinden anlamaları yeterli bence. Bence de. Değil mi? Bence de, evet. Yani bugün aslında yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. O yüzden ben size bazı toparladığım şeyleri göstereceğim. Çünkü nakliye için şey ayarladık. Nakliyeciler toparlıyor, nakliyeciler götürüyor. Ben sadece kendi götürmek istediğim şeyleri buraya koydum. Bunların içinde daha çok şeyler var aslında. Böyle aşırı pahalı ya da önemli şeyler değil. Daha sonradan parayla satın alamayacağım şeyler, mesela günlüklerim ya da topladığım anılar, fotoğraflar falan var. Mesela şunun içi komple fotoğraf dolu. Bunun içinde komple fotoğraf var ve bunu mesela nakliyecilerle yollamak istemedim. Ajandalarım, defterlerim. Bir dakika göstereyim. Geçen gün çok güzel bir şey geldi. Şunları daha koyamadım Instagram'a ama. Benim için çok güzel witch stickerları yapmış. Bunları böyle... Güzel bir ajanda sayfası yapıp koymak istiyorum. Niye birden ajandaya kaydık bilmiyorum ama. Güzel bir böyle bit sayfası yapmak istiyorum.
bir ara koyacağım bunu. Şurada bir yerde, tamam şurayı blurlamam gerekiyor ama. Neyse mesela bunu da tamamen kendim götüreceğim yeni eve. Kalemleri bunun içine koydum. Çok sık kullandığım kalemler burada. Kitapları salacağım direkt nakliyeciler şey yapsın. Buradan ukuleleyi... Yine akordu gitmiş bunun. Ukuleleyi ve plağı götüreceğim. Ah bir dakika böyle bir hediye daha gelmişti. Bunu da size göstereyim. Şöyle bir bardak yapmışlar bana. Mesela bunu da kendim götüreceğim. Şimdi mutfağı tamamen bırakıyoruz ya. Hı hı. İki tane şey var. Kendim götüreceğim. Sence ne? Mutfaktan. Anladım. Biri kupa. Hangi? Boz kupası. Diğeri? Dundrem Mifflin aklıma geldi. Öbürü de Nesquik kupası. Evet. Ha, öldürdü mü kupa diye şey yaptım. Aynen. Anladım. Helal. Başka şeyler de götürülebilir ama bence. Yok bence bir tek onlar ya. Başka öyle yani yerine koyamayacağımız başka bir şey yok. Hani nakliyecilerin işi nakliye yapmak ya. Şöyle bir sıkıntı var. Biz eve gereksiz eşya çok fazla almadığımız için genelde eşyalarımız çok sevdiğimiz kişisel şeylerimiz. O yüzden mesela bizim götüreceklerimiz evin yarısı falan zaten. Hani büyük eşya dışında. O kadar değil ama mesela. Çok şey var. Bunları daha toplamadık yani. Evet, evet. Mesela şunu kucağımda götüreceğim yani. Bunu herhangi bir şeye koyamam. Şunlar. Bunu kucağımda götüreceğim. Onları da paket poşetlerim büyük ihtimalle. İlk defa majör bir... Evet, ben ilk defa taşınacağım hayatım. Ben de ilk defa eşyalı taşınıyorum. Ben daha önce hiç taşınmadım. Benim Harbiye'deki ev de ablamın kaldığı evdi ya. He benim de öyle. Yani ablam gitti İngiltere'ye. Ben de eve geldim. Yani böyle anahtarla girdim bayağı hiçbir şey yapmadan yani. Ben şimdiye kadar bak benim Ayvalık'tan... Benim yarısını son bir senede dizdik zaten. Tabii canım. Biz aynen. Ben Ayvalık'tan İzmir'e iki tane valizle gittim üniversite için. İzmir'deki yurttan İzmir'deki eve de iki tane valizle gittim. İzmir'deki evden buraya da iki tane valizle geldim. Evet, iki valiz yanımda. Hiçbir şeyim yoktu ya. Hiçbir şeyim yoktu buraya geldiğimde. Doğru. Son harbiden son bir sene içinde dizdik yani her şeyi. Şimdi de beraber böyle uzun süre yaşayabileceğimiz tatlış bir ev kuracağız kendimize. İlk defa. Heyecanlıyım. Sabah keşfettiğimiz Voldemort şeyini yapayım mı? Yap. Ama burada olmaz ki. Gözükmüyor. Olmaz. Umut belli bir açıdan kafasını yastığa koyduğunda yandan Voldemort'a benziyordu. Ha, gözükmüyor. Anladım. Tüh ya. Burnun çeyrek daire olduğu için çevir bak burnunu. Zaten minnoş çeyrek daire bir burnu var. Gülünce çok komik oluyor. Çeyrek daire gerçek. Ben kupaları gösterecektim. Götüreceğim kupalar. Bir gün nazar değecek onlara biliyorum. Net değecek bu arada. Dunder Mifflin kupasını yaptırırız ama Nesquik kupasını yaptıramayacağım biliyorum. Ve aşırı korkuyorum yani. Ödüm kopuyor kupaya bir şey olacak diye. Bir tanesi bu. Dunder Mifflin kupası. Burasında da bu var yani direkt orijinali gibi. Bunu ben N11'den almıştım Umut'a yılbaşı hediyesi. Bir de bu Nesquik kupası. Bunu 12. sınıfta aldırmıştım anneme. Bunun Instagram postu var biliyor musunuz? Onu ben size göstereyim. Bir tek bunları taşıyacağım. O Nesquik bardağını inşallah hayatım boyunca hiçbir şey olmaz. Çok seviyorum çünkü onu. Bunların içini göstereyim size. Birazcık biliyorum kutu beni heyecanlandırdığı kadar sizleri de çok heyecanlandırıyor. Kutu dünyanın en heyecanlı şeyi değil mi? Ben kargo çalışanı olsam çıldırırdım acaba bunların içinde ne var diye. Çocukken doğum günlerimde mesela şekilsiz olan hediye paketlerinde biliyordum ki kıyafet var yani. Ve asla heyecanlanmıyordum onları. Ama yani kutu olursa içinde hani aşırı saçma bir şey çıksa bile kutu olması mesela açmayı o kadar keyifli hale getiriyor ki. Çünkü açtıktan sonra açacağım bir paket daha var mesela. En basiti bu. Bir. İkincisi kutuda kesin güzel bir şey çıkıyor. Kötü bir şey çıksa da o açma şey yani ne bileyim League of Legends'da bile kutu açmak çok hani herkes para döküyor deli gibi. Kutunun bir olayı var. Bunun içinde hiçbir şey yok. Bunun içinde bir defter var. Kendim götüreceğim iki tane kitabım var. Biçin birinci ve ikinci ciltleri. Bir de bunun içinde benim post crossing zamanlarından kalma kartpostallarım var. Bir sürü, ben bir ara bayağı ciddi post-crossing yapıyordum. Gelen bir sürü dünyanın her yerinden kartpostalım var. Çok güzel zamanlardı benim için. Elay da yardım edecek bunları taşımamıza. Bunun içinde böyle scrapbook yaparsam kullanabileceğim bazı tatlış desenli şeyler var, paketler var. Atmam böyle şeyleri, bayağı seviyorum. Burada da eski böyle anılarım var. Topladığım şeyler. Pokemon kart paketi, çorap paketi, bunlar fantastik canavarların legoları.
Benim için yapılmış bir çizim vardı. Bunları ben hepsini saklıyorum. Buradaymış bir tanesi. Şu tahta bir kutu var. Bunun içinde bebekler var. Benim iki tane Bratz oyuncağım var. Bunları çok seviyorum. Bir tanesi bu. Bunun saçlarına bayılıyorum. Bratz'in ülkeler serisindendi bu. Bu Tokyo'ydu. Burada bu var. Bu da İngiltere'ydi. Bunları o kadar çok seviyorum ki. Özellikle bunu bayılıyorum bu bebeğe. Yugi de burada. Yugi. Buna da bir şey olsun. İstemem. Kocaman bir artı bir kutusu var. İçinden şu çıktı. Devasa Efes şişesi. Bunun içinde de günlüklerim var. Böyle bütün eski günlüklerim var. İşte bunlar hepsi değil. Geri kalanları şunun içinde. Bunu da götüreceğim. Bunun içinde çok güzel fotoğraflar var. Abimle fotoğrafımız. Abimle böyle dijital fotoğrafımız bile yok ama analog fotoğrafımız var. Abinin üstündeki mont bayağı güzel. Evet. Ben bazen çalıyordum onu giymek için. Çok 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 iyi. Aynen. Alayım sana ben bir tane. Ben kot mont, kot şort falan böyle şeyler güzel mi sence? Bana gider mi? Gider. Kot şort. Sana her şey gider. Kot şort, beyaz ayakkabı, üstüne de sweatshirt. Bahar kombini. Nasıl? Güzel. Sen boylu poslu yakışıklı adamsın çok ya. Sana her ederim. Şey gider aşkım. Çok teşekkür ederim. Umut'la ilk yıl dönümümüz 24 aşkım. 24'ünü de unutma aş. Evet, 24 Nisan. 24. Ne? 14-24 mu? Evet, 14 senin doğum günün, 24 yıl dönümü. Böyle mi ezberledin? Kodluyorum işte. Helal. Bunun ekranı niye karanlık? Birazdan gelir kendine. Gelmiyor. Hava karardı da o yüzden. Berkuk alsana oradan. Dikkatim dağılıyor. Aslında evle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum da gündemimizde o kadar başka hiçbir şey yok ki. Konuşacak bir şey gelmiyor aklıma. Orta sehpa. Orta sehpa. Mobilya konusunda böyle ufak ufak alacağız büyük ihtimalle. Ama güzel şeyler almak istiyorum. Uzun uzun yıllar kullanalım diye. Geçiştirmek istemiyorum. Çeyiz ne? Çeyiz. Çeyizin kelime anlamına bakar mısın? Çeyiz kelime anlamı. Çeyiz ne demek? Gelin için hazırlanan her türlü giysi ve ev eşyası. Kimi yerlerde gelinin çeyizini güveyin evine götürme töreni. Güvey ne? Erkek tarafını güvey. Bilmiyorum. Mesela iç güveysi olunca gelinin evine gelen erkek oluyor ya, demek ki güvey erkek tarafı. Olabilir. İç güveysi kelimesini ilk nereden öğrendim biliyor musun? Yaprak döküyor. Hayır. Evet. Avrupa yakasında Cem Aslı'nın evet, gelmiş. Evet ya. İç güveysi ne demekmiş, ona bakalım. İşte yani kadının evine gelen damat. Hayır, karısının ailesinin evinde oturan damatmış. Evet evet, tamam işte zaten. Güvey damat demek. Aşkım zaten diğer türlü direkt ev alıyor. Buraya gelerek iç güveysi olmuş. Hayır olur. Animal Crossing'de Nisan aylarında sakura mevsimi oluyor. Bak sakuralar, şu pembe olanlar. Bak dur, dur bak ketçaba vuracağım. Ya konuştum yanlışlıkla. Dur arkasına geçip vurayım. Tak. Sakura DIY'larını da balon indirerek, tepeden geçen balonları aşağı vurarak alabiliyorsunuz. Aha bak bir tane geliyor. Bir yıldır bir tane şey sakura DIY'yi arıyorum. Gel bakayım. Hadi bakalım. Allah'ım lütfen çıksın artık. Çok yoruldum çünkü. Evet. Baş. Night Online mi oynuyorsun? Ya sen alıştırdın bana. Evet baş. Çok tatlı bir böyle sakura şey var. Lambası var. Adamın her yerine ondan koymak istiyorum ama bulamıyorum bir türlü. Şarkı söylüyor. Ses aç bakayım ya. Bilmiyorum. Hiçbir yerde yeri yok bunun. Satacağım galiba bunu. Annem aradı bir gün. Videomu izlemiş. Diyor ki bana o lamba deri bana ver. Ne yapacaksın onu dedim. Nereye koyacaksın? Ayvalık'taki videoları izlediyseniz eğer evin
aşağı yukarı nasıl bir ev olduğunu biliyorsunuz da yani Türk ailesi evi. Baya böyle iki tane üçlü koltuk, iki tane berjer falan var. Güzel bir ev. Ama bunun yeri yok yani orada. Bunu nereye koyacak? Salona koyarım diyor. Olmaz ki. Olmaz dedim. İkna oldu gariptir. Annem de babam hiçbir şey atamıyor. Bu akşam ne yiyeceğiz? Sebze, pilav, salata. İstiridye mantarı. Herhangi bir sebze olur. Önemli değil. Hello friends. Welcome to Foods and Flavors. This is Shilpi. Today I'll be making vegetable soup. Su ve soya sosuyla bu olayı halledebiliriz diye düşünüyorum. Clear soup. Bunun yanına bir de Yasemin pilavı patlattık mıydı var ya. Hey. Müthiş. Ya getirmez. Peşinden koşan biri getirmez dedim. Sen misin bunu ya? Üç kere attılar. Üç kere getirdi hayvan. Bak bak. Bak. Kameraya falan da bakmıyor. Oyunculuğa bak. Müthiş. Sen müthiş bir köpeksin Tongs. Müthiş. Ay çorbayı çok merak ediyorum. Baya güzel oldu. Tarifini verdin mi Instagram'dan? birkaç kere daha yapıp ondan sonra veririm. Tamam. Pilav zaten pilav. Düz ama, pilav yani. Aa. Ne yapayım? Yasemin pilav ama düz pilav yani yaptım. Hani her zaman yaptım. Aşırı seviyorum bu tadını. Çok güzel. Nasıl? Çok iyi. Bayağı İlk iyi defa olur. İçeceğim. Bayağı iyi olur. Brokoli var mı içinde? Yok brokoli. Daha büyük bir döküm tencere almamız lazım bir tane. Onu da yapmak senin daha evdeki iyi. Döküm tencereyi annen diyordu ya. Ondan değil ya. Dutch oven derler. Ha, seramik gibi böyle kil seramik ha. Malzemesi gibi hayvan gibi ağır böyle fırına verirsin. Biliyorum. Anladın mı? Çok çok net bir yemekti. Dünden beri Japon vlogları izliyoruz. Japonya'da yaşayan Japon insanların vloglarını izlemek istiyordum. İşte Japanese vlog ya da Japan vlog falan yazınca ya Japonya'da yaşayan Japon olmayan insanların vlogları çıkıyordu ya da Japonya'yı işte gezmeye gelmiş insanların vlogları çıkıyordu. Google Translate'ten Japonca günlük vlog yazdık. Öyle bulduk birkaç tane birilerini. Bu yemeği de izlediğimiz kızlardan bir tanesi yapıyordu. Mesela şu an bu ne? Mantar mı bunlar? Mantar evet. Az önce yaptığı çok güzeldi. Sürekli yemek yapıyor. Aa bak Netflix'te Kaguya bile var. Evet. Ya niye bunlar bizde yok? Bunlar niye Netflix... Ha bak bak yukarıda Kaguya var şurada. Açıp rahat rahat izlemek çok güzel olurdu. Netflix'e Konstantin geldi. Konstantin izleyelim mi? Konstantin ne? Keanu Reeves'in bir tane filmi var ya. İzleyelim. DC filmi. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bu evdeki son videomuzda. Biraz da bu odada durayım o zaman mesela. Bir sonraki video yeni evin boş ev turu olur. Burada yaşadığım 2 sene içerisinde çok mutluydum gerçekten. Çok güzel şeyler yaşadım. Çok yani her şey çok güzeldi benim için. İstanbul'a gelişim ve ev arayışım biraz olaylı oldu hepinizin bildiği gibi. Ama burada oturabildiğim için çok şanslıydım gerçekten. Hiç ama hiç kötü anım yok burasıyla ilgili. İzmir'e tek başıma yaşadığım 2 seneden çok farklıydı bu 2 sene. Bilmiyorum orada mesela abim de vardı ve idare etmesi zor bir ev değildi. Çok küçük bir evdi. Yurt odası gibi bir yerdi o ev açıkçası. Ve Umut'un varlığı da her şeyi çok değiştirdi. Benim yani böyle evi çekip çevirme, hayatı idame ettirmek, kendi paramı kazanmak ve her şeyi kendi paramla almak vesaire her şeyi burada öğrendim. Böyle tam benim için yetişkinliğe geçiş aşamasının yaşandığı ev burasıydı. Esasında direkt olarak ev değiştirince çok bir şey olmayacak ama sembolik olarak böyle bu evden ayrılmak artık şey gibi bir şey olacak benim için. Bir dönüm noktası yani bir geçiş. Sezon finali gibi bir şey. Yeni sezona başlangıç diğer evde gibi olacak diyebilirim. Umut'la bir senedir bir düzenimiz olsa da o düzen yeni evde daha iyi bir şekilde olacak diye düşünüyorum. Çünkü Umut kendi eşyalarını tam olarak getirememişti. İkimizin de kendimize ait bir odamız yoktu. Hani ayrı ayrı çalışabileceğimiz. O yüzden yeni ev Umut'la beraber evimiz diyebileceğimiz ilk ev olacak büyük ihtimalle. Ev turu yapmak için sabırsızlanıyorum. Nasıl burayı böyle doğru düzgün yaşanabilecek güzel bir yer haline getirdiysem Umut'la beraber orayı da halledeceğiz. Bayağı yani beyaz eşya falan almamız lazım bir noktada. Uzun bir süre orada yaşamayı düşündüğümüz için böyle güzel yatırımlar yapmak istiyoruz oraya. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok güzel planlarım var kafamda. Hepsini yavaş yavaş gerçekleştireceğim. Benim için, Umut için, gelecek, kalacak aile üyelerimiz için, arkadaşlarımız için böyle orayı mutlu bir yer yapmak istiyorum. İleride geçen ay buraya gelmişti ve salonda otururken evimle ilgili bir
yorumda bulundu. Burası böyle çok sevdiğin bir aile üyesinin tatlış böyle sıcak yuvası olur ya. Bana orası gibi hissettiriyor demişti. Bu benim için çok tatlı bir övgü. Çünkü ben de öyle hissediyorum. Yani eve girdiğim anda kendimi hep çok iyi hissettiğim bir yer oldu burası. O güzel enerjiyi başka birine de verdiğim için çok mutlu oldum. Ve diğer evde, yeni evde bunu böyle oraya gelen herkesin yaşamasını isterim açıkçası. Ki öyle olacağını düşünüyorum. Hem ben hem Umut çok böyle evcimen insanlarız. O yüzden evi güzel bir hale getirmek, evin içinde çok mutlu olmak bizim için çok önemli. Başkasının da öyle hissedeceğini düşünmek beni çok mutlu ediyor açıkçası. Keşke Ecmen'le Umut'un evine gitsek diyebileceği bir yer olması beni aşırı mutlu eder. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu eve taşındığımda burada benimle olanlar vardı. Şimdi Umut'la beraber yeni bir eve taşınıyoruz. Hala benimlesiniz. Çok teşekkür ederim. Umarım ileriki taşınmalarımızda da farklı evlerimizde de hep yanımda olursunuz. Çok teşekkür ederim. Gelecek hafta pazar günü boş ev turunda görüşürüz demek istiyorum. Heyecanlıyım. Koltuk rengi düşünüyorum şu an. Ben açık renk koltukları çok seviyorum. Ama Umut şiddetle karşı çıkıyor buna. Ki haklı, çünkü döküyoruz yani. Kahve içerken net dökerim bir şeyler. Bir şey net dökülür o koltuğa. Ve koltuğun üzerine örtü atma olayını her zaman yapmak istemiyorum. Umut şiddetle karşı çıktı açık renk koltuğa. Tekrardan koyu renk de istemiyorum. Renkli bir şey seçebilirim. Yeşil belki. Yeşil rengi çok seviyorum. Yeşil olabilir. Hem bu evin salonu yeşildi ya. Bu evin yeşil ruhunu, belki salonun yeşil ruhunu yeni evin koltuğu olarak taşıyabilirim oraya. Çünkü özellikle salonun bir duvarını falan boyamayı düşünmüyorum. Sebebini anlayacaksınız. Açık mutfak olduğu için. Olmaz yani orası. Yeşil koltuk bir tık içime siniyor sanki. Göreceğiz. Bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Görüşürüz. 5 gün sonra taşınıyoruz ya. İnanılmaz. 'Çeyiz' ne demek? Günlük hayatın içerisinde zaman zaman karşılaştığımız 'çeyiz' kelimesini ilk kez duyanlar bu kelimenin anlamını ve kökeninin hangi dile ait olduğunu merak ediyor. Evet. Konuyla ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için çeyiz nedir ve ne anlama gelir sorularının yanıtına buradan ulaşabilirsiniz. Peki çeyiz kelimesinin kökeni ne? Çeyiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte TDK'ya göre çeyiz nedir sorusunun yanıtı. Çeyiz kelimesi ne anlama geliyor? Türk dili tarih boyunca ilişki kurduğu medeniyetlerin dillerinden kelimeleri ve kendi bünyesine katmış ve bu sayede çok zengin bir dil olmuştur. Hal böyle olunca Türkçe'de günlük hayatta karşımıza çıkan bazı sözcüklerin anlamını bilemeyebiliyor, ilginç bulabiliyoruz. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelimelerden olan çeyiz ne demek? TDK'ya göre çeyiz sözcüğü ne anlama geliyor? Çeyiz kelimesinin kökeni ne? Çeyiz kelimesinin kaç anlamı var? TDK'ya göre anlamı nedir? Çeyiz kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Çeyiz Arapça dilinden Türkçemize geçmiştir. TDK'ya göre çeyiz kelimesi ise şu anlama gelmektedir. Gelin için hazırlanan her türlü eşya, cihaz. Cihaz! Aygıt!